Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortak sınavlar için hazırlanmış olan 9. sınıf fizik 1. dönem 2. sınav senaryo 2 örnek testini çözeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri senaryolar yayınlıyor, örnek senaryolar sınavlar için. Ben de hepsini sizler için çözüp yayınlıyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesinde tüm dönemlerin, tüm sınavların, tüm senaryolarını sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Sorular çok güzel. Bunları çözmen senin hayrına. Daha fazlasını istiyorsan arkadaşım, daha güzel öğrenmek, olası soruları görmek istiyorsan MEP kazanım kavrama testleri, 4-4'lük konu pekiştirme testleri, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma defteri, OGM materyal soru bankası mobil uygulamanı da arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum. Hepsinin de kanalımda oynatma listeleri mevcuttur. Bunları kolay bul diye videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Bunlara bakman yine hayrınadır. Hem matematik hem fizik. Bakın matematik için zaten ortak sınav yapılacak sevgili arkadaşlar. Örnek soruları yayınlanmadı. Onlar için örnek olarak bunlara bakabilirsin. Çok çok faydasını göreceksindir. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. Emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Der ki, KLM cisimlerine ait hacim ve kütle değerleri tabloda verilmiştir. KLM cisimlerin öz kütleleri sırasıyla DK, DL, DM'dir. Cisimler, hacimler, kütleler. Buna göre cisimlerin öz kütlelerinin küçüktür, büyüktür, eşittir işaretlerini kullanarak karşılaştınız. Sevgili arkadaşlar, öz kütle neydi? D eşittir M bölü V idi. Doğru değil mi? Evet. Hiçbir değer yok. Evet. Ama arkadaşlar oranlayabilirim. Öz kütle, kütle bölü hacimdir. Arkadaşlar DK eşittir. Bakın arkadaşın hacmi kütlesi. Kütleyi hacme böleceğim. M bölü V'dir. Bu arkadaş burada bir dursun. Geldim L'ye. DL eşittir. 2 tane M bölü V bölü 2. Hop, nasıl bölüyordum? Rasyonel sayılarda bölme işlemi. Pay aynen yazılır. Pay da ters çevrilir, çarpılır. Bak 4 tane M bölü V görüyorum. Dikkatini çekerim, 4 tane dedim. Çünkü ben her zaman böyle görürüm arkadaşlar. Çarpma işlemi benim için keredir, adettir, sayıdır. Ben bunu her zaman matematik videolarımda söylüyorum zaten. Neden söylediğimde hep söylüyorum. Daha çok işine yarar. DM'yi yazalım. Yine 3M bölü V yazacağım. Bak bu da 3 tane M bölü V olduğunu gördüm. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar büyükten küçüğe sıralayacak olursam. Bak 4 tane M bölü V, 3 tane M bölü V, 1 tanecik M bölü V. Demek ki DL en büyük, DM ikinci sırada, sevgili DK üçüncü sırada bitirdi yarışmayı. Konuyu da kapattık. Okey tomento, harika. 2 numara. Bir araca ait konum zaman grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Hay hay. Aracın toplam yer değiştirmesi kaç metredir? Sevgili arkadaşlar, toplam yer değiştirmesi diyor değil mi? Güzel. Ya sevgili arkadaşlar, ben bunu şöyle göstermek istiyorum sana. Bak burası bizim x eksenimiz olsun. Bu yer değiştirme zaten. Mesela şurası sıfır noktası olsun. Bu arkadaş t sıfır anında ilk anda nerede? Bak şurada 10. metrede. Şurası 20. metre olsun. Şurası da 30. metre olsun. Tamam mı? Metre, metre, metre. Bu arkadaş, hatta onları şey göstereyim ben sana ya. Bak şurada, şurada. Değil mi? Burada. Daha sonra sevgili arkadaşlar 30. saniyede, bak 5 saniye geçiyor, pardon 30. 5 saniye sonra nerede arkadaş? Burada. Bu arkadaş sevgili arkadaşlar ne kadar yol aldı? Bak toplam yer değiştirmesi 30 eksi 10'dan 20 metre. Bunu şuradan da görebilirsin. Bak 30 eksi 20, 10, 20'dir. Tamam mıyız? Nefis, bu kadar. Araç 3. saniye sonunda harekete başladığı noktaya kaç metre uzaklıktadır? Sevgili arkadaşlar bunun için de neyi bulmam lazım? Hızı. X eşittir V çarpı T mi? Evet. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş bak 5 saniyede 20 metre yol aldı. 20 metre yol aldı. Hangi hızla aldı? 5 saniyede. Bak V eşittir 20 bölü 5 yani 4 metre bölü saniye. Zaten metreyi saniyeye bölüyorsun. Bu ne demek?
Arkadaşın hızı bu kadar. Şimdi x 3'ü bulalım. 3. saniye. V çarpı t 3. 3. saniye değil mi? X 3 3. saniyede değdiği için böyle yazıyorum. V'yi 4 buldum. 3 saniye dedi bana. 4 kere 3 12. 12. metrede. Bu arkadaş yani 12 metre daha uzakta. 12 sayarsan o arkadaş buradaymış arkadaşlar. 3. saniyede. Gayet de mantıklı değil mi? 5. saniyede buradaysın. Mevzu kapandı. Buradan da hızı nasıl bulduğumu da görmüş oldunuz. 3 numarayla devam edelim. 3 diyor ki arkadaşlar. Aynen şöyle diyor. Ey şimşek diyor. Haritada ABCD şehirlerin yerleri ve bunları birbirlerine bağlayan yollar gösterilmiştir. Bu şehirlerin arasındaki mesafeler tabloda verilmiştir. Aha da burada. Ali A şehrinden yola çıkarak B şehrine uğrayıp D şehrine varmıştır. Ali. Ali'yi böyle gösterelim. B'ye uğradı, D'ye gitti. Ali'nin yolu bu arkadaşlar. Güzel. Ali'nin yolu bu. Siyahla çizdim. Güzel. Ayşe ise, Ayşe'yi de ne yapalım? Hı? Dağlara taşlara yeşil maviş yapalım. Ayşe de arkadaşlar A şehrinden yola çıkıp önce B şehrine ardından C şehrine uğrayıp D şehrine uğrayıp. Neden? Çünkü kadınlar böyledir arkadaşlar. Gezmeyi çok sever. Değil mi? Kötü bir şey değil ki. İyi bir şey yani. Ben de çok severim. B'ye geldi, C'ye gitti, D'ye gitti. Çok güzel. Geze geze. Oh mis gibi. Uğrayarak uğraşmıştır. Her ikisinin yolculuğu 2 saat sürmüştür. Ha, 2 saat. Güzel. Buna göre diyor arkadaşlar aşağıdaki soruları işlem basamaklarını göstererek cevaplayınız. Ali'nin aldığı yol. Arkadaşlar bak Ali'nin aldığı yol teptiği yoldur. Teptiği yol. Ayak izlerini bıraktığı yerlerin tamamı, toplamı. Ali ne yaptı? A'dan B'ye gitti. Ben o zaman şöyle yapacağım. A, B arası artı B, D arası. Değil mi? B'den D'ye gitti. Ali'ninki bu arkadaşlar. A, B arası 80 kilometre. Ha şuraya yazalım canım. 80 km artı hatta şöyle yazalım. Bakın AB artı BD eşittir. 80 kilometre. Şimdi B ile D arasına bak. BD arası burada verilmiş. 100 kilometre. Yani ne kadar arkadaşlar? 180 kilometre. Konu kapanmıştır. A şıkkı tamam. Görev tamam. Mission is completed. Ayşe'nin aldığı yol kaç kilometredir? Ayşe'nin, ha şimdi Ayşe'ye gelelim arkadaşlar. Ayşe ne yaptı? Bak A'dan B'ye gitti. Sonra B'den C'ye gitti. Sonra C'den D'ye gitti. Bunları bulacağım. AB arası 80 artı BC arası 20. CD arası 60. Hepsini de kullandık maşallah. Bir AC arasını kullanmadık. 160 kilometre. B şıkkının da mevzusu kapandı. Ali'nin sürati V1, Ayşe'nin sürati V2 olduğuna göre V1 bölü V2 nedir? Arkadaşlar 2 saatte almışlar. X eşittir VT ise V nedir? X bölü T'dir. Alınan yolları arkadaşlar ne yapacağım? Bak sürat hesaplanıyor. Alınan yolları zamana böleceğim. V1 eşittir 180 bölü 2 saat. Ya 90 bu tamam cevabı 90 da. Tamam yazalım. 90 kilometre bölü saat. H yazdım dikkatini çekelim. Ağır. V2'yi de söyle. 160. 160 kilometre bölü 2 saat. Dikkatini çekerim. Arkadaşlar bunlara da HH diyeyim de bazen saat şey karışıyor. 160'ı da 2'ye böldüğümde 80 kilometre bölü saat. V1 bölü V2 soruluyordu. 90 bölü 80'den 10'a böl 9 bölü 8 olur. Konu gene kapanmış olur. Anlaştık. Güzel. Evet 4 numara ne diyor sevgili arkadaşlar? Daha önce de sormuştu. Doğadaki temel kuvvetleri yazınız. 4 tane temel kuvvetimiz var arkadaşlar. Bu 4 tane temel kuvvetimiz de güçlü. Diğer adıyla yayın. Nükleer kuvvet. Nükleer kuvvet. Arkadaşlar bu nükleer kuvvetin iki tane hali var. Bak nükleer kuvvet. Biri güçlü, diğeri zayıf. Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet. Elektromanyetik kuvvet.
Diğeri de arkadaşlar bizim en çok sevdiğimiz, kullandığımız, üzerinde çalıştığımız kütle çekim kuvveti. Bu ne arkadaşlar? Bu dünyanın ayı çekmesi, ayın dünyayı, gezegenlerin birbirini çekmesi, güneşin dünyayı, dünyayı, gezegenin çekmesi. Bitmiş. Sevgili arkadaşım, testi tamamlamadan önce sana hatırlatıyorum. Şurada gördüğünüz olmuş olduğunuz tüm testleri çöz. Senin hayrınadır. Çok kazanırsın. Hepsi de videonun açıklamalar kısmında. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.